Diziyle ilgili bir şey duyduk. Doğru mu değil mi? Doğruysa çok güzel bir şeymiş. Çok acayip. Herkes rolünü kendisi seçmiş. Doğru mu? Doğru. Gibi. Evet. Gibi. Nasıl neredeyse oluyor o? Yani genelde rol çıkar ve bu rol işte Özge'ye yakışır, bu rol Nesrin'e yakışır, bu rol için Tamer'i çağıralım denir. Bir cast yapılır falan filan. Audition yapılır. Bu nasıl oldu? Ya özellikle kadın oyuncularda Kemal Bey, bizim yapımcımız Kemal Can, 3 ana kadın rolü vardı. Zehir Ahu, Kara Leyla ve Begüm Birgören'in oynadığı Eylül karakteri. Evet. Senaryoyu, birinci bölüm senaryoyu okuttu ve dedi ki hangisini kendinize yakın hissediyorsunuz, hangisini iyi oynayabilirim mi hissediyorsunuz? Allah, çok acayip bir güven. Yani şunu aslında söylüyor size. Cesaret aslında. Oyuncular bu. Tamam, hı-hı, ben illa bunlarla oynayacağım, değiştirmeyeceğim. İçindeki rolleri onlar seçsin yani. Evet, çok acayipmiş. Sonra? Sonra benimkini ikiye düşürdüler. Yani ikinci kez görüşmeye gittiğimde dediler ki Nesin, seni mahallede görmek istiyoruz. Dolayısıyla bir Zehir Ahu, bir de Kara Leyla kalmıştı. Sonra Özge'nin Zehir'i çok istediğini duydum. Ben de Kara Leyla için daha zorlanacağımı hissettim. Çünkü çok zor tarafları var karakterin. İşte dans etmesi dans, gerekiyor. Evet. Vesaire. Bir oryantal durumu var Kara Leyla'nın. Evet. Filmi izleyen var mı aramızdan? Evet, Ağa Roman'ı. Bir şey daha, rahat cevap ver. Dizi izliyor musunuz? İzliyorsunuz, evet. Evet. İki ben kişi izleyemiyorum. Vallahi izleyemiyorum yani. Çok normal bu çalışma temposu. Hem çalışma temposu hem devamlılığı olan şeylere bir türlü bir alışkanlığım yok. Yani devamı olan şeyi getiremiyorum. Yani bir yerde kesiliyor bende. Sonra da bir daha toparlayamıyorum. O da kaçıp gidiyor yani. Pardon, Kara Leyla'nın çalışması, Kara Leyla çalışması zor bir roldü. Evet, ve hani oyuncuların genel olarak beni en çok hangisi zorlarsa onu isterim gibi bir havaları oluyor ya. Ben de evet, zor bir şey gelsin böyle, enteresan bir şey evet, gelsin. Evet, sürprizli nasıl olsun. Nasıl çalıştın? Oryantal dersleri aldın mı? Evet, 3,5 ay kadar. 3,5 ay kadar. Evet. Daha öncesinde var mıydı yoktu, sende? Yoktu, hiç. Hiç yoktu. Kimden aldın oryantal dersleri? Özlem İdilsu. Özlem? İdilsu. İdilsu'dan aldın. Zor muymuş, kolay mıymış? Çok zormuş. Hele şimdi kolu kırınca. Bence bir dakika. Seyircimizin güzelliği bu. Oyna derken böyle akışıyor. Oyna. Oyna. Yani bunun altında bunun çal bari de zaten dur abi dur. Bunun altında şu var yani. Hani oynamasan da biz zaten oynuyoruz. Allah'a şükür kimseye ihtiyacımız yok falan diye. Yok, şimdi öyle oyna diye de burada tabii böyle hani göster amcanlara gibi de olmaz yani. O öyle oyna diye de. Ya bu yani. Ya kolu kırık olmasa ne istiyorsun yani? Yok. Bundan 10 sene önce olsaydı, 10 sene önceki Beyaz Show yapıyor olsaydım gerçekten de seni hani kalk oyna falan böyle niye göbek atmıyorsun falan derdim. Şimdi de derim yani, bir sıkıntı yok aslında. Ama bana acıyorsun. Acıyorum. Dur hanım, pardon. Acıyor yani, acıyorumdan, bileğinden dolayı acıyorum. Şu anda böyle zor bir pozisyon, kalkacaksın 70 milyonun önünde bir anda ne oldu yani, göbek atmaya. Burga abi! Aa, o orkestrada kim kendini tutamıyor? O adam kim yani, onu merak ediyorum. Adamlara dur diyorum, dayanamıyor. Allah Allah! Omzum kırıldı galiba. Pardon, özür dilerim. Çarptın mı? Vallahi kusura bakma, özür dilerim. Ne yapıyorsun, nasıl gidiyor? Çoktandır kimseye yazmamıştım vallahi. İnsan bir süre sonra çünkü şey oluyor yani, o şeyi kaybediyor. Yok, yazamıyorum, kaybetmişim yani.
O bir meleke, onu kaybetmişim yani, yazma meleke. Yok, oynamak, bak oynamak istiyorsan gerçekten de... Dağıldı. Dağıldı mı? Oynamak istiyorsan gerçekten de... Allah! Bir dakika, bir dakika. Çocuklar, bir dakika. Bir dakika. Ya bir dakika! Ana, hakim olamıyorum. Bu ne ya? Şöyle bir şey var. Beyaz. Efendim? Eğer Nesrin'in nasıl göbek attığını merak ediyorsa herkes, Star TV'de bu video var ve yaklaşık... Ya o da herkes izler. Hayır, yaklaşık. Yaklaşık 8000 kere falan izlenmiş. Ya bırak böyle sosyal sorumluluk projesi koydun ortaya şimdi buraya. Nesrin'in göbek atmasını isteyenler 32.50'ye. bu neymiş? Bir şey söyleyeceğim. Benim arkamdan orkestrayla çalıştınız mı sabah gelip? Bu ne uyumdur böyle yani? Kimseye ister atsın ister atmasın. Kimseye muhtaç değiliz. Allah'a bir şükür. Abi işte bak, kadınlar böyle. Tam kadın psikolojisi yani. Ötekini çıkartmasan bu yapamıyor yani, anladın mı? Ötekini önden göstereceğim, bak bunu getiririm. Bak bunu getiririm, ona göre diyeceksin yani. Evet, harika. Hem sevgili Kumsal'a hem sevgili Nesrin'e çok teşekkür ediyoruz. Nesrin'cim, durumu anladım. Buna bastın mı hiç oraya gerek kalmadan sen burada... Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.